Elhamdülillahi, elhamdülillahi, es-salatu ve's-selamu ala Resulillahi, emma ba'du. Muhterem ehli İslam, ehli iman, aziz mümin Müslümanlar, es-selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a hamd olsun, yaratgan Rabbimizge şükranelerimiz olsun. Nasib bugün mana Rabi'us Sani aylarını yana cumalarga yetib qoldik. Allohi tebarak ve taala sizga bizga ne'matlarini berib, bundoq oltin kuzlarga olib kelib ne'matlar g'arq pishgan. Mana alhamdulillah yurtimizda tinchlik, xotirjamlik. Birov to'y qilgan, birov ta'ziya qilgan, birov imorat qurgan, birov kengaytirgan shahvat. Lekin dunyoda bundoq emas. Davlatlarda urush bo'layotganligi, yaqin sharqdagi ish butun dunyoni larzaga savorgan. Ey Allohim, o'sha mu'min musulmonning yurtiga ham tinchligini bergin. O'sha mazlumlarni Alloh taboraka va taolo dodiga yetib, zolimlarga Allohim o'zing kifoya qilgin. Birrarta bargmish Alloh taboraka va taoloni iznisiz qo'zg'almasakan, yerga tushmasakan. Birrarta qumni donachasi o'sha barhanlardan yumalamasakan Allohni iznisiz. Ya shuncha millionlagan odamlarga zulm qiladi-yu u javobsiz qoladimi? Albatta javobini topacak. Ey Allohim, bizdagi tinchlikni bardavom etkin. O'sha mu'min musulmonni yurtiga ham tinchligini bergin. Ko'p yillar, ko'p zamonlar taatlar bilan, ibodatlar bilan Sani emri fermanini mehkem işlep, ilaha Allah'ım bendelik kılıç bektini Allah'ım bercemizge nasip etkin. Saniyen Hazreti Peygamberimizge, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge durudu salavat ve salamlarımız olsun. Muhteremezler, bugün gülük günde İdaremiz ulamalarımızga, yurtimizdagi, joylardagi cami mescidlerge, bakımendelik cemiyet zavali degen bir muhim mavzunu yübergeller. Bakımendelik, birovga yükünü salış, birovga o'sha özü hareket kılışını o'rniga birovga bir tem'a kılış, orqa kılış va hokazo. Mana shu cemiyet zavali degen mavzunu bergeller. Allah tebarek ve teala barchamizni rohi rostga boshlasin. Muhterem cemaat, kundan kunga tezlashib borayotgan hayotimiz bizga vaqtning qiymati qanchalik qadrlik ekanini bildirib turadi. Kecha juma edi, yana bugun juma. Ertalab bomdod o'qiyotgan bo'lamiz, birpas qarasak xutbani o'qiyotgan bo'lamiz. O'rtada peshinam o'qidik, asram o'qidik, shomon bo'ldi. Kullarni tez o'tishi. Aql va g'ayratli kishi vaqtini qadrini biladi. Dunyodagi eng isrof bo'ladigan narsa vaqt. Har bir soatni dunyo va oxirat yaxshiligi uchun ishlatishga harakat qiladi. Lekin dangasa kishi vaqt bilan hisoblashmaydi. Atrofdagilarga yuk bo'ladi. Kimlardir rahmi kelib yordam bersa, unda tezda boqimandalik kayfiyat paydo bo'ladi. Muhtaramazlar. Musulmonchilikda dinimizdagi asosiy g'oyalar yaqinlarga yordam berish, ota-onaga, aka-uka, opa-singil, undan tashqari yetim, yesir, beva, bechora, undan tashqari miskin, boshqa. Birodarlar, lekin boqamandalikka yordam berdi degan gap emas bu. Hozir shu mahallalarda ham ko'rinib qolyapti. Shu davlatimizni tashabbusi, mahallar fuqaro yig'ini raislari, aktivlarimizni tashabbusi, joylarda muhtaram domla imomlarimizni, oqsoqollarimizni tashabbusi bilan shu xalqqa o'sha kerakli bo'lgan qismlarga kerakli joylarga narsalar yetkazib boriladi, lekin muhtaramazlar, ba'zilar haqiqatda imkoniyati bo'la turib, to'rmichali sog' bo'la turib, mana shu narsani kutish holatlariga ham kelib qoldik.
Hazır eşitəsiz, tegide anıqraq qılıb gəpirədi. Həmməgə məlum ki, Allah təbərik və təala bu dünyanın işlərini səbəblərgə və hərəkətlərgə baylab qoygan. Dünyanın işi şu, səbəbkə baylangə. Məsidkə kiriş üçün eşikini açıq kiriş gerək. Məsidkə kirişi xoqləymən desəyiz, məsidkə payda olub qomaysız. Məsidkə yürüb geliş gerək. Allah təbərik və təala dünyanın şuna qıb qoygan. Səbəbəkə bağlab qoygan. Səbəblik dünya deydi bunu. Şu bir səbəb bu seçiyi. Bir səbəb, məsələn, yürüb gemesinden məsciddə payda olub qasayız ki, məsciddə eşiğini açmasından məsciddə içi de oturup qoygan bu seyiz. Onu xarıqı adet deydi. Onu atını keramet deydi. Şunun üçün insanları, hayvanlarının rızklarına hareket kılışını sebep kılgen, bu hakkında Allah tebarek ve teala şunu da deydi, ayetinin manasını okuyayım ben. Sure-i Mülk'nin ayetleri, 15. ayet. O Allah tebarek ve teala sizlerge yerini haksar boyun sunucu kılıp koygan zattır. Enerji yerini ne mekseyiz kılaz? Allah tebarek ve teala yerini insaniyetke boyun sundurup koygan. Bas o yerinin her tamamını da sayahat, ticaret, ya ki dekancılık kılıp yürüveriniz. Ve Allah tebarek ve teala'nı bergen rızkıdan tenavvul kılıyla. Ey insanlar, yerini sizlerge boyun sundurup koygan ben. Bunda dekancılık kılıyla, halegen cahilerde ticaret kılıyla. Rızkilerini şu yerine etrafta koruyla. Qiyomat kuni tirilib chiqish uning huzurigadir. Yerda dehqonchilik qilasiz, hosil ekasiz, yerda sayohat qilasiz, lekin osmonga uchib ketolmaysiz, yerga kirib ketolmaysiz. Alloh taboraka va taoloning huzurigadir qaytish. Qaysi bir ishni qilsak ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari ishni jiddiy jahd g'ayrat va pishiq qilishdir. Nima ish qilsak ham Hazrat janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan sunnat shu bo'ldiki, pishiq qilish, puxta qilish sunnat bo'ldi. Ba'zi ulamolar vojib degan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. İnnallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Bu ayetini ulema aitken ki, İslam dini nime, Allah'ımını bu hakikat İslam dini nimeden ibaret dese bir adam. İkinci adam şu ayetini okup birse, savalge tola cevap birede degen. Şu ayetin içi de, hemen şu ayetin içi de, Allah'ım eytene. Allah'ım adaletke büyüredi, dinimiz adaletke büyüredi. Adaletsiz demek dinin manası yok, mahiyet komeydi. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsani, ihsan ge büyüredi. İhsan, illem tekun terahu fe innehu yarak. Allah'ını sen körmesen hem, Allah seni körüp durupti kabilde iş tutuş. Şunun adını ihsan deydi. Menden ketkünce, egesige yetkünce. Onda iman yok. Onaka işini özü mevcut yemez. Mumin Müslüman onaka kabilde iş kılanmaydı, mümkünmez. Anıra kolu denkemeydi. İmanı bunu takaz hakkı mıydı? Haltura işler var o. Hadi kolu uçta kılınadı gençler. O Müslümanlı imanı doğru kemeydi, kılanmaydı, kolu denkemeydi. Ondan sonra şunu kımayı koya kalay deydi. Huday tebarek ve teala ihsan gibi yürgen. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetleri işini ciddi cahit, gayret ve pişik kılıçtır. İnna Allaha Teala yuhibbu iza amala ahadukum amalan ayyut
qiynahu. Alloh taboraka va taolo birer tengizni, birer tengiz bir ishni qilsa, puxta pishiq qilishga, pishiq qilishingizni yaxshi ko'radi. Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni xabarini berganlar. Alloh taboraka va taolo bandasi bir ishni qilsa, uni pishiq qilishni yaxshi ko'radi. Bir kuni Gorni kovlabdi-yu, shu chetlari chetnab ketibdi. Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha go'rni chetlangan qismini ham to'g'rilab qo'yishni buyurdilar. Ya Allohning rasuli. A buni hali shibbalab buni tekislaganda hozir ko'maramiz-ku buni. Uni foydasi yo'q-ku buni shibbalab buni tekislab. Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu javoblar bo'libdiki, mo'min musulmon o'z ishini puxta qilsin. Agar u ish go'r kovlash bo'lsa ham deb javob beribdilar. Go'r kovlash bo'lsa ham puxta qilsin. Alloh taoloning payg'ambarlari kasb kor qilganlari ma'lum va mashhurdir. Hamma payg'ambarlarning kasblari korlari bo'lgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham bizga o'rnak bo'lib kasbkor qilganlar. Yoshlikda qo'y boqqanlar, balog'at yoshiga yetganlarda tijorat bilan shug'ullanganlar. Umrlarining oxirida g'animatlardan tekkan yer va bog'lardan oilalarga nafaqa berganlar. Sahobalar ham kasbkor qilishga eng g'ayratli kishilar edi. Suv va quruqlik orqali tijorat qilishlar, bog' dalalarda mehnat qilishar edi. Tijorat qilishardi, bog'larda, dalalarda mehnat qilishardi. Sahobalar hamma shunaqa edi. Sahobalar ichida Hazrati Umar radhiyallohu anhu odamlarni mehnat qilishga chaqirardilar. Kasbkori bor odamlarni yaxshi ko'rardilar. Dangasalarni yomon ko'rardilar Amirul Mu'minin. Kasbkorlik odamlarni, hunarlik odamlarni yaxshi ko'rar ekanlar. Kasbsiz, hunarsiz odamlarni yomon ko'rar ekanlar. Haligi ibodat bilan shug'ullanayotgan jamoatlarga ba'zida sahobalar 10 kunlab, bir haftalab ibodatga berilib ketishar ekan. Birdan hayqirib, baqirib qolar ekanlar. Chiqing, hammang chiq, Allohning baytidan ishga tush, ish bilan shug'ullan. Alloh taboraka va taoloni osmondan tillo yog'diradigan odati yo'q. Tur hammang ishga deb haydar ekanlar ishga. Ya, o'tiraveringlar masjidda. Ibodat bilan shug'ullaninglar demabdilar. Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam Bani İsrail'ni oldidan o'tib ketayotsalar bir rohib bo'lar edi. U rohib ertalabdan kechgacha shu so'masida ibodat bilan shug'ullanar edi. İsa aleyhissalatu vesselam haligi rohib bilan gaplashib qoldilar. Siz nima ish qilasiz? Ha, men ertalabdan kechgacha shu ibodatxonada zuhdi taqvo bilan shug'ullanaman, ibodat qilaman, zikr qilaman. Nima kasb qilasiz? Kasbim yo'q, men faqat shu ibodat bilan shug'ullanaman. Tirikchiligingiz nima bo'ladi? Yemog'ingiz, ichmog'ingiz nima bo'ladi? Ha, yemog'im, ichmog'imni akam qiladi. Akam baraka topkur, u dehqonchilik bilan shug'ullanadi. O'sha dehqonchilik qiladi. Men bu yoqda ibodat qilaman, u menga beradi, men ibodat bilan shug'ullanaman. Akangiz sizdan ko'ra dindorroq, sizdan ko'ra taqvoliroq degan ekanlar. Akan sendan ko'ra taqvoliroq ekan, akang sendan ko'ra dindorroq ekan debdilar. Bu mashhur gaplar bular. Biror insonni yaxshi ko'rsalar, uni kasbi bormi deb so'rardilar Amirul Mu'minin Hazrat Umar. Yo'q deilsa, u kishining nazaridan qolardi. Hazrati Umarga uchragan odamni kasbini so'rar ekanlar. Kasbi bormi, buni kasbi nima? Yo'q deb qolsa, kasbi yo'q buni desa, qaramas ekanlar.
odamlarni doim kasbkorga buyurar edilar va boy bo'lsangiz ham birar kasbga muhtoj bo'lib qolishingiz mumkin. Boy bo'lsangiz ham birar kasbga muhtoj bo'lib qolishingiz mumkin der edilar. Yana Alloh taborak va taolo bu qo'llarni amal ishlash uchun yaratgan. Taat ishlarini topolmasa gunoh ishlarini topadi der edilar. Hazrat Umar qo'llarini ko'rsatib, Alloh taborak va taolo buni mehnat uchun yaratgan. Agar taat ishlarini, ibodat ishlarini topolmasa bu gunohni topadi der ekanlar. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu: "Men bir kishini na dunyoni ishini va na oxiratni ishini qilmay bekor o'tirishini xush ko'rmayman" der edilar. Abdullah ibn Mas'ud ochiq-oydin aytar ekanlar: "Men bir odamni dunyo ishini ham, oxirat ishini ham mo'jallamasdan qilmaydigan yoki shuni mo'jallamagan, rejalashtirmagan odamni yaxshi ko'rmayman" deb aytar ekanlar. İslam olamida mashhur ulamolarning sifatlarida ularning kasblari qo'shib aytilganligini ko'p uchratamiz. Qaysi ulamoni gapirsangiz, qaysi olimni gapirsangiz, ketida kasbini aytib qo'yadi. Ular ichida ilm talab qilgan uchun kasbi korni tark qilgan, keyin odamlardan tilanchilik qilib yurganlari ma'lum emas. Hammasini tijorat qilgan, hammasi kasbkor qilgan, hammasi. Odamlardan tilanchilik qilib yurganlari yo'q ichida, unaqasi tarixda yo'q. Tasavvuf ilmining ustozlaridan Hoji Bahovuddin Naqshband hazratlari dil bayoru dastbakor degan shiorlari juda ham mashhur. Hazrati Bahovuddin Naqshband turlarimiz dil bayoru dastbakor der ekan. Dil bayor dastbakor. Diling Alloh bilan, qo'ling ish bilan. Juda mashhur bu. Hatto u kishiga shogird tushmoqchi bo'lgan kishilardan kasbingiz bormi deb so'rar edilar. Agar kasbi bo'lmasa, biror kasbni o'rganib kelishga buyurar edilar. Kasbing bormi? Ay yo'q. Borib o'rgatilar ekan kasb. Keyin ta'limot olishga olib kelinar ekan. Sotatda yomasam shuni. O'rgangan narsasi bilan tirikchilik qilmoqchi bo'ladi. Aksincha ba'zi tasavvufning noto'g'ri talqin qiladiganlar dunyoga muhabbat qo'ymasliklari kerak deb odamlarni kasb qilishdan, yetarlicha mol davlatga ega bo'lishdan qaytaradi. Bu bilan dangasalik, voqimandalikka yo'l ochib beradilar. Endi hozir faqat shu ibodat, faqat shu ilmni o'zini targ'ib qilyapti. Bo'lmaydi u. Boqimandachilikka olib boradi u. Irodasizlikka olib boradi u. Qarab turing, atrofni qarab turing. Nuqul mo'min musulmonni tortishganini ko'rasiz. Yaxshilab qarang. Chunki o'shani tortishishdan boshqa ishi yo'q uni bechorani. Nuqul shu masala bir-biri bilan talashgan, bir-biri bilan talashgan. Abiyoda boshqa ishlar bor-ku. Butun dunyoda texnologiya o'syapti-ku, taraqqiyot ketyapti-ku. Meni musulmonimmi, ular bilan ishi yo'q, texnologiya bilan, taraqqiyot bilan. Shu bir-biri bilan kishbadabang bekorchida. Mol dunyoga butunlay berilib ketish, ibodatlarni ham unutib, molning izdan quvishdan qaytariladi. Mol dunyoga ham umuman o'tib ketish, faqat shu dunyoviylikka berilib ketib, ibodatni qilmaslikdan ham qaytariladi. Shu ikkovini o'rtasi olinadi. Haloldan o'zi, ahli ayoli va boshqa qaramog'idagi kishilarga ham yetadigan mol kasb qilish, undan ortig'iga erishsa,
onu Allah tebarek ve teala buyurgan o'rinlarga sarflashga targ'ib qilinadi. Halaldan, pokizadan o'zi yeydi, oilasiga beradi, o'zi mas'ul bo'lgan mutasaddi bo'lganlarga beradi. Undan ortgandan keyin yaxshilikka sarf qila boshlaydi. Musulmonning yo'li shu. Muhtaram azizlar, mana shu joyda bir zarur masala kelib qolgan, shuni ham aytib o'taylik, chunki buni aytib o'tmasak bo'lmaydi, bu tezisga ilova qilingan. Hozir imkonimiz bo'lsa, yana bu mavzuga qaytamiz. Muhtaram jamoat, bugungi kunda transport vositalaridan foydalanish inson hayotini ajralmas qismiga aylanib qolgan. Shu bois mu'min musulmonlarga transport vositalaridan foydalanishga doir qoidalar va odoblarni bilish, ularga og'ishmay amal qilishlari lozim. Islom dini yo'l harakati qoidalari va odoblarini o'zining bosh manbalaridan bayon qilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning men oliy janob axloqlarini batamom etish uchun yuborildim. Inni bu'istu li utammima makarim al-axloqi. Men axloq egalarini, odob egalarini jannatga yetalagani keldim, jannatga yo'l ko'rsatgani keldim, yuborildim degan hadislari bor. Odob egalarini, axloq egalarini jannatga yetalagani keldim. Ey birodarlar, odobsizlik, axloqsizlik unga dindorlikni foydasi yo'q ekan. Odobsizga, axloqsizga dindorlikni foydasi yo'q. Hozir eshitamiz. Yog'ingarchilik mavsumi boshlanishi bilan atrofimizda yo'l transport hodisalar shunchalik ko'paydiki, afsuski buning ortidan insonlar vafot etmoqda yoki bir umrga nogiron bo'lib qolmoqda. Eng achinarlisi, yoshlar va bolalar avariyalari oqibatida halok bo'lmoqda. Yoshlar, bolalar avariya oqibatida halok bo'lmoqda. Buning asosiy sabablari qoidalarga amal qilmaslik, yo'l talashish yoki avtomashinani noto'g'ri parkovka qilish kabilardir. Mashinasini qo'yib ketadi, menni aybim yo'q deb o'ylaydi. O'sha mashinasidan olib qochaman deb ikkinchi bir odamni bosib o'lishiga sabab bo'lyapti. Qanaqa uni aybi yo'q uni? Domla, men shunday qo'yib ketganman, men qimirlayotgan yo'q, ana mashinam turibdi. Birodarlar, mo'min odam nafaqat o'zi, boshqani ham shu avariyani sodir etadigan ishlarni qilmaydi, unga vijdon yo'l qo'ymaydi. Zero Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z hayotlari davomida o'sha vaqt va sharoitga kerak bo'lgan yo'l tartiblarini joriy qilganlar. Safarlar asnosida biror joyga qo'nganlarda ham boshqa yo'lovchilarga xalaqit bermaslik chora-tadbirini ko'rganlar. Va birodarlar, biz payg'ambarlar kelgan payg'ambarlar va ummatlarini ichidagi birinchi bo'lib mashina minayotganlar emasmiz. Bizdan ilgari ham odamlar ulov mingan, ot mingan, tuya mingan, eshak mingan, hajir mingan. Ular ham bir joyga borib bog'lagan otini. Lekin birortasi bizni ummatga o'xshagan ishlarni qilmagan. Hozir meni eshitasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarda yo'lning ham insonlar zimmasida haqqi borligini aytganlar. Yo'lni insonlarning zimmasida haqqi bor ekan. Yo'lga o'z haqqini beringlar deb amr qilganlar. Yo'lni haqqini beringlar deb amr qilganlar. Hatto yo'lovchilarning haqqini e'tiborga olib, yo'l o'rtasida namoz o'qishdan qaytarganlar. O'qila olmaydimi namozini? Bir 5 minutda o'qir axir. 4 minutda, 3 minutda o'qir, yo'q, unga ruxsat bermaganlar. Chunki yo'lovchi o'tadi yerdan. Hadislarda yo'lni odob va ahkomlari, piyoda va ulovda yurishga doir ta'limotlar mukammal bayon qilingan.
İslam dini ahkamlarını cari kılışta insanın dini, canı, şanı, aklı ve malının himayesi maksat kılıngan. Adamın aklı, malı, şanı, şu himaye kılıngan, şunga raya itilgan. Çünkü insan yaşayıp durgan ushbu dünya mazkur narsalar üstüge bina kılınganligi sebep undagi farovon hayot o'shalarning to'liq muhofaza etilishini, daxlsizligini, ularga nisbatan har qanday tajovuzni bartaraf etilishi bilan bog'liqdir. O'rtada odamning sha'ni, odamning hayoti, odamning mulki, odamning haq-huquqlari bo'lgandan keyin shariatimiz, dinimiz mana shu narsalarga jiddiy e'tibor bergan. Demak, yo'l harakati asnosida sodir bo'ladigan yo'l transport hodisalarining oldini olish, ya'ni haydovchi, yo'lovchi va piyodalarning hayotini va salomatligini saqlash, avtomobillarni turli talofatlardan asrash, insonning jonini va molini muhofaza etishning bir ko'rinishi hisoblanadi. Demak, yo'l harakat qoidalari inson hayotini, emilligini ta'minlashga qaratilgan. Bugungi kunda amalda joriy qilingan yo'l harakati qoidalari bilan tanishar ekanmiz. Ularning bir fiqhiy qoidalarga jumladan zarar bartaraf etiladi. Zararni bartaraf etish va foydani jalb qilish, zarar keltirish ham zararga zarar qaytarish ham yo'q. Jamiyatning manfaati yakka shaxsning manfaatidan ustun turadi. Kabi shar'iy qoidalarga hamohang asoslarga tayanganini ko'ramiz. Birodarlar, shu darajada ekanki, bizni ko'rganlarimiz, bizni tushunganlarimiz hatto shu darajaga borgan ekan, bir jamiyatlarda, bir masjidlarda odam ko'payib ketib, demak, mo'min musulmon ko'payib ketib, mo'min musulmon ko'p bo'lgandan keyin ular ham o'ziga yarasha oti bilan, ulovi bilan kelgan shu jamiyatga. Qarang. Kelganda demak, u otini, ulovini, hachirini, tuyasini bir joyga bog'lash kerak. Shuni noto'g'ri boylab ketgan, nojoyga bog'lab ketganni namoz emas deb patvo qabul qilgan. Jonavarni birovning eshigiga bog'lab qo'yadimi? U eshakmisan deb, otmisan deb, tuyamisan deb birovning daraxtini g'ajib qo'yar ekan jonavar. Birovning eshigini tagiga tappilab qo'yar ekan. Shularni ibodati ibodat emas deb qabul qilgan, patvo qabul qilgan. Bu yangilik emas, jon birodarlar. Aytmoqchimizki, yo'l harakat qoidalariga, transport vositalarini boshqarishdagi qoidalarga amal qilish esimizdan chiqmasin ekan. U ham dinimizga oid ekan. Chunki hayotimizga oid-ku, shusiz bo'lmaydi-ku. Shuning uchun muhtaram azizlar, bu o'rinda bu narsalarni eslatamiz. O'zimizni mavzumizga qaytaylik. İmam Ahmed ve İmam Nesai rivayet kılgan hadis şerifte aytiladi. Hadisning ma'nosini aytamiz. Boqimandalik zarari haqida gap ketyapti. Bir kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga ikki kishi sadaqa so'rab kelishdi. Ularga bir qarab yerga qaradilar. Ularning yosh va kuchlik ekanini ko'rdilar va aytdilar. Xohlasangiz sizlarga sadaqa molidan beraman, lekin unda boy, quvvatli va kasb qila oladigan kishilarning haqqi yo'q dedilar. Xohlasanglar sadaqadan beraman sizlarga ham, lekin unda mehnat qilib topadigan kuchlik, to'rt tomoni, hamma tomoni salomat bo'lgan odamlarning haqqi yo'q degan ekanlar. De.
Başka hadis şeriflerde adamlardan tilenip yürgen kişinin yüzü de kıyamette bir parça göçtü bulmasından tiriledi. Yani onu koruşu bilen dünyada tilençilik kılıp yürgen kişi ikeni malum buladı. Tilençinin kıyamette yüzdeyen bir çare göç kalmasakken. Şuna kadar şermendelik halette. O şeyini korgan insaniyet, tirilgen insaniyet. Bu hayatta tilençilik kılgenliğini engelleyip durur şereken. Şunup durur şereken. Dengeselik ve bakmendelikinin sebepleri kuyudakiler deyiptiler. Ulamalar sebebini korseti yaptı. Birincisi kibir. Kesbikar kılıç, kibirini sindiriş, mehnet kılıç, kinçiliklerge çiteşinin tekaza kıladı. Beçare Kudaygen hiç hem kesbikar kılanmaydı. Ya özüm de karab durseyiz, Kudaygen'den kesbikar adamı çıkmaydı. Karab durin, hamme kesbini ustaları, hammes kemterin adamlar. De karay, ustanı zoru. Nonvayını zoru, doktorunu zoru. Hammas kamtarin adamlar. Nega unaqa kamtarin bular? Çünkü kibir bo'lsa bular hunar olmasdi, kasb o'rgana olmasdi. Lekin dangasa kishi kasb qilishga or qiladi. Odamlar qatori mehnat qilish o'zining obro'siga putur yetkazadi yoki to'g'ri kelmaydi deb hisoblaydi. Bechorani dardi og'irini. Ikkinchisi maqsad va g'oyalarning yo'qligi. Nega odam bunaqa boqimanda bo'lib qoladi? Maqsad, g'oya, dardi yo'q. Kimda dardi yo'qdir biling, hargiz davoni istamas. Ko'rsa luqmonni agar andin shifoni istamas. Dardi yo'q odam nima qiladi? Aptekaga borib dori qidirib. Soppa-sog' odam. Xuddi shuningdek, hakimlarni hakimini, doktorlarni doktorini ko'rsa taqsir mana u nimaga shifo bo'ladi deb so'ramas ekan, chunki dardi yo'q uni. Yashashdan maqsadi va g'oyasi bo'lmagan kishining hayoti faqat tanasining ehtiyojlarini qondirish bo'lib qoladi. U bechoraning ikkita dardi bor, qorni va qornining ostidagini g'ami. Shu shuni to'ldirib olsa, shu bir narsalar qilsa shunaqa bo'lib qoladi bechorani. G'oyasi yo'q, hayvonga o'xshab qolgan. Hayotda o'zidan yaxshi iz qoldirishni harakatini qilmaydi. Aslida qilishi lozim. Va birodarlar, o'ylab ko'ring, nima qoladi bizdan? O'ylab ko'ringlar axir. Uchinchisi boqimandalikning uchinchi sababi tushkunlik va noumidlik. Odamni dangasalik va boqimandalik botqog'iga botiradigan narsalardan biri tushkunlikka tushishdir. Dinimizda doim mu'minlarning tushkunlikka tushmaslik, doimo yaxshilikni umid qilish, Alloh taborak va taoloning rahmatidan, yordamidan umid uzmaslikka chaqiriladi. Bu borada Alloh taborak va taolo shunday deydi. Oyatni ma'nosini o'qiyman. Va Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Zero Allohning rahmatidan faqat kofirlar, kofir qavmlargina noumid bo'lurlar. Ey mu'minlar, Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Allohning rahmatidan faqat kofirlargina noumid bo'lurlar. Allohning rahmatidan noumid bo'lishlikning o'zi kufr ekan. Abu Hamid G'azoliy aytadilar. Ustida ihrom bog'lab hajga kelib Allohning arkonini hajni qilayotgan mu'min o'sha Arafotda turgan mu'min desa agar ish qilib hajm qabul bo'lyaptimikin? Ish qilib buni Alloh ijobat qilyaptimikin degan gumonga borishi yuz zino qilgandan yomon. Shuni gunohini oladi degan. Iya, o'zi hajga deb borgan bo'lsang mu'min, ustingda ihrom bo'lsa mu'min, Arafotda turgan bo'lsang,
Allah'ın fermanı bilen kegen bu sen, yine özünü kılıyetken işine özünü şüphe kılasan mı? Tortinci sebebi bakımendelikini, dengeselikini, tortinci asasi sebepleri. Günahlarını köp kılış. Köp günah kılış kalbini karaytıradı. Kalp karaysa azalar hem taat kılıştan, adamın hayatı için faydalık bulgen işlerden dengese bu kaladı. Hakikatte haram harış adamını dengese kaladı. Haram harış taat ibadetlerine boysun meslek yap geledi. Beşincisini hem okuyduk. Dengeselik ve bakımendelikinin ildizleri yaşlıktaki terbiyeye gelip takıladı. Balalarımızın yaşlıktan halal kesip kılış, tamagirlik ve bakımendelikten kaçış, adamlarını kolideki nerselerden ümidvar bulmaslık, mehnet kılış, kinçilikke çidemlik buluş, gayretlik ve şicaatlik buluşka urgatış lazım. Ularını yeb içiş ve başka şehvetlerge mutayibop kalıştan saklaş gerek. Vallanın yaşlı giden urgatı barış gerek. Yaşlı giden çünkü tayyarla barış gerek. O katta boğanda aklı kırıp uzdan uzun şicatlı boğamaydı. Eğer bu şehvetler insanın esasî maksadına eylenip kalsa, adamdaki akıl, zakavat ve himmetini pesaytırıp yubaradı. Asasî maksad yemek içmek boğandan kegin, asasî maksad bu şehvet boğandan kegin, adamda gayret kalmaydı. Luqman-ı Hakim oğullarga vasiyet etip, ey oğulcam, karnını toldursan fikir uxlaydı, hikmet sakav bop kaladı. Hakikaten şuna kadar. Tok karınge ilim hem kirmeydi. Tavba kıldım, karın tok olsa ilim oksam düşünmeyim ben. Kitap oksam düşünmeyim ben. Bitti, menden korkçilik de şuna kadar. Hayatını koruyun endi bu. Dünyanı koruyun. Muhterem azizler, yine inşallah bu mavzuga hali ko'plab qaytamiz. Nihoyatda güzel mavzular berilgan. Nihoyatda chiroyli mavzular berilgan. İlohi Alloh tabarak va taolo boqimanda bo'lib qolishdan asrasin. Birovni qo'liga mutayib bo'lib qolishdan asrasin. Qalblarimizga Allohim, iymonlarimizga shijoat, quvvat bersin. İlohi Allohim taati ibodatida Hazret Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yollarında Allah'ım kademlerimizi sabit kıp koysun. İnşallah bu mavzuga yana kaytacak mıs? Cide köpçilik umut kıp oturuptu. Dua kılışadı bugün. Köpçilik mumun, Müslüman toplanışıp inşallah yalvarış edip oturuptu. Kollarımızı bir dualarga açaylık. Amin. İlahi Allah'ım müşküllerimizi asan etkin. Hacatlarımızı reva etkin. Dertlerimizge deva vergin. Hasaten bu çet ellerge şifa istep ketken mumun Müslümanlı derdige şifa vergin. Ameliyat utkazilereken bugün operasyeler bolereken Hindistan'da, Almanya'da. Yani özümüzü mene gururtnoy hirurgiyede operasyeler bolereken. Allah'ım operasyaya kriyetken mumunlarını muminatlarga Allah'ım ozin şifayı kamil vergin. Doktorlarga ozin kuç, kuvvet, ilham ata etkin Allah'ım. İlaha bu çet ellerden tırıkçılık yürgen mu'minler, mu'minatlar esanamallıyda üylerge kevvalısın. İlaha Allah'ım karzı var braderlerimizi karzlerge necaat vergin. Ferzen talebide türgen mu'minlerge, mu'minatlarge Allah'ım salih, salih ferzenler vergin. Bektleri açılmestan türgen mu'minlerge, mu'minatlarına Allah'ım bektini açgin. Allah'ım barchamizga dunyoni yaxshiliklarni bergin, oxiratni yaxshiliklarni bergin, qiyomatning azobidan saqlagin. Allohim, baytinga moddiy, ma'naviy ko'mak berayotgan, yordam berayotgan mu'minlardan, mu'minotlardan bu ihsonlarni ijobati qabul qilgin. Iloho, o'ylagan shar'iy maqsadlarga erishtirib qo'ygin. Qancha mu'minlarni musibat mu'min musulmonlarga musibatlar yetgan,
Allah'ım o şeylerge özün sabır bergin, sabırlarga acır bergin. Vatanımız tinç bolsun, yurtumuz abad bolsun. Allahümme, Allahümme aslih halena ve halel muslimine fil alem. Allahümme, Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Allahümme salli وسلم وبارك عليه بفضلك وكرمك برحمتك يا رب.